Böyle set alırsa 500'e geliyor. Biz öldüğümüz zaman pamuk depiler, onlara tüstü, Hristiyanlara da hacı de bir şeyler depiler işte. Onu yürüyüş beyler. Nasıl edeceğiz sen? Ne buluş? Güzel, takıları güzel. Takıları alıyoruz. Takıları alırız mı? Ne alırız? Tabii. Hacır var. 15 lira. Arkadaşlar pandemiden dolayı kullanıyorum. Evet, Xiaomi şeyde. Evet, gayet güzel. Teşekkür ettik. 1436 lira. Gaziantep yöresine özgü kutlu kumaş. Dengelenmemiş. Bakırdan su içini satılıyor. Beni destekliyor. Ben doğal taş uzmanıyım. Buyurun. Arabasını satıp tesbih alanlar. Gençlerin, özellikle çocukların zeka gelişimine katkı sağlayacak oyuncaklar var. Gaziantep TV'den arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün tarihi Zincirli Bedesi'ni gezeceğiz, göreceğiz. Bakalım orada neler var. Buyurun gezmeye. Kolay gelsin. Merhaba. Nereden geldiniz? Trakya'dan geliyorum. Nasıl buldunuz? Güzel, çok beğendim. İnsanları da çok güzel. Bedesten de güzel. İnşallah bu hastalık biter, daha da güzel işleriniz olur. En çok beğendiğiniz şey nedir burada? Yemekleri. Bir de tarihi güzel, takıları güzel. Takıları alıyoruz. Takı alırız mı? Ne tabii. Evet, yüzük gayet güzel. Peki, teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şu anda arkadaşlar Zincirli Bedesi'ni gezeceğiz. Bakalım şöyle neler var. Evet. İlk dükkanımıza bakalım. Burada evet, Antepliler cincik diyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tesbihler, cam eşyalar mevcut. Kolay gelsin. Neyiniz var böyle orijinal? Üfleme cam sanatımız var. Üfleme cam sanatı. Bu el yapımı bunlar. Evet, el yapımı. Siz mi yapıyorsunuz? Üretici firma. Üretici sayın. Firma. Öyle geliyor. Peki en orijinal eseriniz nedir? Üfleme camlar. Bunlar var. Bunlar böyle adlarımız var, dillerimiz var. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Yani Gaziantep'te uygun. Üretim yeri olduğu için. Burada üretiliyor. Daha uygun. Evet. Peki. Kolay gelsin. Rica ederim. Kolonyamızı alın buyurun. Ha, arkadaşlar pandemiden dolayı kolonya da alalım. Evet. Xiaomi şeyde. Evet. Gayet güzel. Teşekkür ettik. Evet arkadaşlar yine gördüğünüz gibi Gaziantep'in özgü incik cincik boncuk yüzükler takılar var. Evet kolay gelsin abla. Neyiniz var sizin? Takılar var. Orijinal böyle taşlar. Doğal taşlar var. Doğal taşlar mı? Mercan taşı var. Farklı farklı özellikleri var. Taşın bunlar. Özelliği ne? Hafızayı kuvvetlendiriyor. Başarı taşıdır onlar. Hmm. Diğer şunlar? Bu amatist taşı radyasyon ve sinire iyi geliyor. Vallahi. Şu nazara iyi geldiği söyleniyor. Turkuaz veya firuze taşı. Evet. Ayrı ayrı özellikleri var hepsinin. Yani şu özellikle iyi gider. Bugün ne de herkes sinirli. Aynen. Peki kolay gelsin. Hayırlısı olsun. Eyvallah. Evet şöyle bakarım burada arkadaşlar yine bakır kablar. Bakır eşyalar görüyorsunuz. Gaziantep'in bakırı meşhur arkadaşlar. Şu kırmızılar dikkatimi çekti. Evet hocam. Kırmızı. Evet güzel böyle süs olaraktan gördüğünüz arkadaşlar. Gösterelim. Bunlar da evde aksesuar olarak böyle kullanabilirsiniz. Şöyle küçük kova. Evet. Bunlar ne kadar? Bunlar 10 lira. 10 lira. Özelliği ne bunlar? Ne için kullanılıyor bunlar? El yapım. Bunlar normalde eski büyük parçaların küçük minyatürleri. Minyatürleri evet. Yani hediyelik eşya. Hediyelik olarak da. Minyatür olarak da kullanılabilir ama şununla mesela şu bardakla, içi kırmızı olan bardakla küçük çocuklara su içirilirse triyot bezini destekliyor. Kırmızı. Öyle bakır mi? Tabii. Dengelenmemiş. Bakırdan su içirilirse triyot bezini destekliyor. Evet arkadaşlar duydunuz. Peki kolay gelsin abi. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi yine tesbihler stres son dönemlerde moda arkadaşlar. Bu bedestenin, Zincirli Bedesten'de de tesbihleri görme şansınız var. Evet yine takılar burada. Evet bu el yapımı takılar da turkuaz renkler güzelmiş arkadaşlar bakın. Şunlar da şöyle bayanlar özellikle seveceklerdir. Evet bakır eserler şöyle girelim abi. Yine burada da takılar var. Kolay gelsin abi. Neyin var sizin? Burada rant süsleri var, bileklikler var, saat çeşitleri var, kolye çeşitleri var. Bedestenin en güzel yanı ne? Bedestenin mi? Yani ürün çeşitliliğinin çok olması desem. Yani benim böyle gelip müşterinin gezse bile, almasa bile gezecek yerleri çok çeşitleri. Evet, çok güzel. Şey, bir de sıcak havada en serin yer burası. Aynen. Şu anda klima bile yok arkadaşlar. Aynen. Gayet güzel. Aynen öyle. Duvarlardan kalıyor. Duvarlar, evet. Aynen. Taş duvarlar olduğu için. Aynen. Peki, kolay gelsin abi. Nasıl? Fiyatların nasıl? Yani fiyatlar uygun. El yapımı bunlar?
Yani el yapımı da var, normal fabrikasyonlar da var. Evet, şunlar özelliği nedir bunlar? Bunlar güzelmiş, evet. Onlar arkadaşlar. Kolye tarzı şeyler, kolye tarzıyla işlemeler. Evet. Peki, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, Bedesten'de yine tespihçileri görüyorsunuz. Tespihçiler var. Kolay gelsin abi. Sağ ol abi. Abi, tespihlerle sabır mı çekiyorsun yoksa müşteri var mı? Hepsi var. Hepsi var abi. Müşteri var mı? Müşteri de var. Abi. Müşteri de var. Sabır da çekiyorsun. Evet, şükür de çekiyorsun. Evet, evet. Peki en güzel tespihin hangisi? İçeride bakabilirsiniz. Bir gösterelim. Evet arkadaşlar, bakalım. İçeri girelim. Şöyle en baba dediğim, böyle görünlerin dayanamadığı, tespihçilerin dayanamadığı ne var mesela? Adamlar var. Nedir özelliği abi bunların? Abi bunlar özelliği saf kehri var. Bu son dönemlerde böyle insanlarda bir tespih hastalığı var ve her taraf tespihçi oldu. Aynen abi, her yerde tespihçi var, sosyal medyada var. Aç çıkartırmayla satıyorlar, ediyorlar. Aynen, mezat yapıyorlar. Ne bu, bunun yani bu abi, kadar talep mi var yani? Yok, talep yok da millet kazanmak istiyor, yükseltmek istiyor her şeyini. Kazanıyor da yani tespihten ne kadar para kazanılır abi, bilmiyorum. Abi, çok mu zengin? 5-10 kağıt olsa gene paradır. Vallahi. O yönden iyi. Aynen abi, 5-10 kağıt bile paradır. Bu da evet. Şu an bu virüsün üzerinde para durur. Şeydir. Durun, evet. Kehri var mı bunlar abi? Aynen, kehri var. Kehri mı? Var bunların hepsi. Aynen bunlar. Şurada mı kehri var? Evet abi. Şuradaki. Ne kadar bunların fiyatı abi? Mesela şunun fiyatı abi, ne? Biz bunları gramla satıyoruz, dolar bazında satıyoruz. Yapma abi ya. Evet. O abi TL'de dolar. Mesela şunlar ne kadar gelir? Aşağı yukarı şöyle bir ürün 25 gram gelse ya ortalama 1-1,5 milyar civarına gelir, ucuna güzel püskürtle beraber. Abi ne diyorsun sen ya? Servet var burada o zaman. Tartalım bir görelim abi. Evet. Tamam arkadaşlar, şu anda kaç lira gelecek şu tespihi beğendik diyelim. Hayranları, evet, sevenler, Gaziantep Zincirli Bedesten'deyiz arkadaşlar. Şu anda bir tespih ne kadara? Böyle kilidi milidi var abi, yani öyle hemen kolay değil ha, alıp kaçmasınlar. Pahalı mal olduğu için. Evet arkadaşlar, yani kuyumcu malı gibi bunlar. Kaç gram? 26 gram geldi. Evet, ne yapar şu anda bu? Evet. Abi 26.4 gram geldi. Evet. Çarpı 8 yaptık. Eşittir 211 dolar yapıyor. Dolar şu anda kaç? 6.80 yapıyoruz eşittir deyip 1436 lira. 1400 yani. Ucuna bir de şöyle ağır bir püskül takılır. Yani o da hediyesi mi? Yok, hediye olmaz. Abi ya 1500 lira verip niye hediye vermiyor? Yani şimdi o da gümüş olduğu için abi. Ha, o da mı gümüş? O da gümüş. Onunla beraber ne çıkar ortalama? Yani o gümüş de aşağı yukarı 15 gram falan geliyor. 150-200 lira civarı geliyor. Şu isterseniz gümüşünü düşük isterseniz. Yani aşağı yukarı 1600 küsür 1600 lira gelir. 1500 lira alırız. Peki yani bu kadar ilgi var mı tespih? Tabii ki abi. Adam arabasını satıp bile tespih alıyor. Allah Allah. Abi bizim arabada yok. Tespih yok. Kolay gelsin. Ya abi arabasını satıp tespih alıyor. Evet arabasını satıp tespih alanlar. Arkadaşlar burada var, gelin alın. Evet arkadaşlar, burada yine Gaziantep'in yöresinin kumaşları var. Kutlu kumaşı, bakın bu da Gaziantep yöresine özgü kutlu kumaşı, el dokuması, bunlar da bir sanat. Yine Zincirli Bedesten'de bunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gel abi şöyle. Evet, yine burada hediyelik eşyalar var burada. Herhalde bunlar, evet, ahşap oyuncaklar moda oldular. Evet, yine burada takıları görüyoruz, oyuncakları görüyoruz, tespihçiler var. Gel abi. Evet, burada arkadaşlar taşlar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Siz ne satıyorsunuz abi? Doğal taş satıyoruz. Hacı abi. Abi kolay gelsin abi. Ne satıyorsun sen? Taş mı satıyorsun? Doğal taş. Ben doğal taş uzmanıyım, buyurun. Aynı zamanda da sosyoloğum. Şifalı taşlar. Nasıl ya, ne şifası var abi bu taşların? Şimdi eskiden doktor yokken neyle insanlar tedavi olurdu? Bitkilerle ve taşlarla. Evet. Bizim eski Türklerin adetlerinde, şamanist inançta taşların hala yeri var. Ve şu anda Çin ve Hindistan'da alternatif olarak kullanılıyor. Tabii ki önce tıp. Önce tıp. Evet. Başka ne var mesela? Böyle altılı setlerimiz var. Altılı setler. Şöyle dekor amaçlı bunlar var. Şekerdanlık mı bunlar? Bunlar ister şekerlik, ister dekor amaçlı. Kullanabiliyoruz. Şu elmaslı. Başka orijinal böyle, orijinal neyin var böyle? Hediyelik olarak sunacağımız, insanlara gösterebileceğin.
Kaç tane oradan ürünü gösterelim. Bunlar hocam tamamen evet. İmalatımız. Ne bu onlar? Pirinç mi? Bunlar sarı dökümden yapıyoruz. Normal ham rengi şöyle sarıdır. Evet. Biz bunları eskitiyoruz otantik görünsün diye. Nasıl fiyatlar ortalama? Yani ortalama minimum 50'den başlıyor fiyatları. 50'den başlıyor. Tabii. Artıyor içine göre, kalitesine göre. Kalitesine. İşte hayvan figürleri var. Ütülerimiz var. Havanlarımız var. Cinal atımlar var mesela. Anahtar modellerimiz var şöyle. Eski evet. Kapılı. Anahtar nerede abi? Bunlar yeni yapım mesela. Biz yine bunları eskitiyoruz evet. Otantik görünsün diye. Koltuğun altında mı anahtarlar? Anahtarlar koltuğun altında galık. Evet galık. Bize ara Erkan. Evet. Peki başka şuradaki ürünlerden biraz bahsedelim. Şunlar kahve seti, dışarıdakinin aynısı. Evet. Şunlar mesela kayık sahanlarımız. Yemek sunumu yapmak için. Şunlar pilavlıklar. Pilavlıklar. Bunlar yuvarlaklar var şöyle. Şunlar ne? Şunu şöyle bir tane şunu gösterin. Mesela bunu bu ne kadar bu ortada? Pilavlık diye geçiyor ismi. Pilavlık evet. Bu mesela 400 lira fiyatı. 400 lira fiyatı. Tamamı bakır, el dövmesi bunlar. Ya yani el işçiliği var. Tabii el işi hepsi komple. Artı üstün nikeye kaplamadır. Renginde solma kararım olmaz bunlarda. Ya peki şehir dışına falan gönderebiliyor musunuz? Tabii böyle? Gönderiyoruz. Evet. Peki bunlar nedir? Bu da yine sürahi takımı. 6 kişilik. Evet ne kadar bunlar? Tepsisi var. 6 bardağı var. 6 bardağı. Tabii bu isteğe göre bu şekilde. Yani isteyen mesela tepsi alınmayabilir. Tek bardak tek sürahi alabilir o şekilde. Böyle set alırsa 500'e geliyor fiyatı. 500 liralık civarı. Evet. Evet arkadaşlar Gaziantep'ten bakırla isteyen, hediye isteyenler. Arkada da mesela çaydanlık modellerimiz var. Çaydanlıklar bakır tamam, mesela. Evet. Kildanlık mıydı bu? Bunda kildanlık, sabunluk, darakkabı diye geçiyor ismi. Evet yani Antep'in eski hamamlarında çok kullanıyor değil mi? Yöreye göre değişiyor isimleri. Evet. İşte bunlar eskiden şeymiş mesela hocam. Hamamdan hamama giderken işte kız istenirken mesela ona bakarmış. İşte bunun gümüş olurmuş, tahtası olurmuş, bahri olurmuş. Yani bu bizim kız yani, bizim aileye uygun mu uygun değil mi? Ona yani bakarmış. Ona göre şey tabii. Kalitesi ona yani göre. Yani ona göre kız isterlermiş yani. Abi olay güzelmiş. Yani gümüşse bize uygundur veya bizden yüksektir. Onu göre ailenin şeyini diye. Oradan, statüsünü tabii. Oradan. Evet abi çok ilginçmiş. Yukarıdakiler ne abi? Onlardan da onlar dekor amaçlı hocam genelde. Şu mesela çaydanlık modelimiz. Evet. Dekor amaçlı. Daha çok İbrikler var oteller, mesela. Oteller, otantik şeylere düşünenler için. İşte eski satıl mesela, yoğurt satılları. Eyvallah. Peki teşekkür ettik, kolay sağ gelsin olun, abi. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar, bakın zeka oyunları var. Burada da çok ilginç böyle ağaçlardan zeka oyunları var. Bu da yukarıya doğru şöyle gösterelim abi. Burada çok ilginç arkadaşlar, bu böyle gençlerin, özellikle çocukların zeka gelişimine katkı sağlayacak oyuncaklar var. Hani normal oyuncaklardan sıkıldıysanız bu da sizin için bir alternatif. Evet, burada tesbihler var. Gördüğünüz gibi. Gel abi, şöyle. Evet, uğraşıyoruz. Evet, zincirli bedestendeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada çiniler var. Çiniler nereden abi? Patron çekim yaptırmıyor hocam. Tamam abi, kolay gelsin. Evet, sen çekim yaptırıyor musun abi? Yaparak nereye yapıyorsunuz onu söyle. Belki bizi götürdünüz, mahvettiniz. Nasıl edek biz sizden? Abi niye mahvedek seni ya? Ürününü tanıtıyoruz. Kemik tarak. Kemik tarak mı satıyorsun abi? Evet. Kel başa şimşir tarağın var mı? Kel başa şimşir tarağımız yok maalesef. O Maraş durur. O yok. Bunların özelliği ne abi? Bunlar boynuz oluşu, kemik oluşu. Bunlar mesela manda, koç, geyik. Şurada şey bak koklara bunu. Sandal ağacı bu. Ne? Sandal burnunu aç hele. Burnunu açamıyoruz. Açacağım. Nasıl açacağım? Evet. Sandal işte bu da tütsü yaparlar. Hindistan'da mesela bunları ne yaparlarmış? Ölüler kokmasın diye. Neyse çekimde söyleyeceğim. Yok söyle abi yani. Sağına sonuna deperlermiş kokmasın diye. Ne derlermiş? Ölüm kokmasın diye. Bu Allah ne derlermiş? Söyle diye. Abi söyleyeceksin yapacak şey yapılan bu yapılıyor demek ki. Biz öldüğümüz zaman pamuk depiler, onlara tüstü, Hristiyanlara da hacı de bir şeyler depiler işte. Onu yürüyüş değil de nasıl edilse, ne buluş. Ya ne bulsan bir şekilde gidiyor. Evet, ölen gidiyor. Biz de pamuklular, gel güle işin rast gelsin diyorlar. Peki abi işin rast gelsin. Kolay gelsin, evet. Evet arkadaşlar, zincirli bedestende hikayeler gördüğünüz gibi esnaf da gayet neşeli. Öyle şuradan çıkalım serfa doğru abi. Evet burada da daha çok sağa döndüğünüz zaman arkadaşlar baharatlar var Antep'in. Yöresel fındığı, fıstığı yine burada karşımıza çıkıyor.
Salça ne kadar abi? 30 lira abi, yapımıdır. Güneş kalsın. Antep salçası değil mi? Biber. Evet abi, Antep. Yeni sezon evet, çıktı abi, mı? Yeni mağazı. Evet, 30 liradan açıldı mı senin? Aynen. Bunların yeni mağazı. Onlar da mı yeni mağazı? Evet, pul biberleri. Şeyler ne kadar mesela kurutmadıklar? 15 lira abi, şöyle patlıcan 15. Bir tane biber 15. 15. Şöyle kabak var 50 tane, 20 lira. Şöyle tatlı kapya var, şeker gibi olur, 20 lira. Şöyle hacır var, 15 lira. 15 lira. Aynen. Yani o zaman bir genelde 15 lira bir demedi mi? Şey, evet abi. Kaç tane var sizin? 50 tane var. Şehir dışına gönderiyor musunuz böyle? Evet abi, Türkiye'nin her yerine. Türkiye'nin her yerine buradan yapıyoruz. Uğraşırsalar evet, gönderirler. Abi. Peki, kolay gelsin abi. Sağ evet arkadaşlar, burada da yine gördüğünüz gibi. Hoş bulduk. Ne satıyorsun sen? Ne istersen? Kolyeler var. Evet. Peki en orijinal eserin hangisi? Parçanın hangisi? Göster bakalım bize. Evet arkadaşlar, bu abimiz diyor ki ben de diyor çok güzel bir ürün var. Bakalım abimizin ürünü nedir? Bunları da abi eski Erzurum oltusu, orijinal. Oltu taşı mı? Evet, eski bu. Osmanlı döneminden kalma. Bak şunlar abi. Osmanlı döneminden kalma diyorsun. Evet. Bunlar abi mesela Rus'tur bunlar. Rus taşıdır. Bunların fiyatı 20 lira. Bunların tanesi 450 lira. 450 lira. Aradaki fark ne? Bu genç adamsın. Şimdi aradaki ben geldim. İkisi de aynı, birbirine benziyor. Biri dağın bir tarafından çıkıyor, biri bir tarafından. Birisi Rus tarafından çıkar. Birisi de Erzurum evet, tarafından çıkar. Erzurum en iyisidir bu işin abi. Nereden anlayacağız şimdi? Bir de abi Erzurum'un yenisiyle eskisi olur. Bu eskisi Osmanlı döneminde padişahlarımızın çektiği tespihlerden bunlar. Peki yani nereden anlıyoruz biz bunu? Peki, nereden anlarsın abi? Şimdi elini alırsın ikisini de şu gıcır gıcır eder elinde. Bu Rus taşıdır. Bu 20-15 liralık bir tespih. Şuna bak abi, bu biraz yağ gibi kayar elinde. Ana fark bu mu? Tabii. Bir de abi delikleri fark. Ara farktır. Delikleri bak bunun büyük olur. Görüyor musun? Bak bunun delikleri abi şöyle küçük olur. Niye? Taş mı kırıyor derken? Çekile 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 eskimiş Osmanlı. Ha eskimiş mi olarak? Tabii. Evet arkadaşlar, eskimiş. Kullanılmış yani. Kullanılmış tabii, hatırası tabii. Olan kısaca antika değerinde bir tabii, evet. Tespih isterseniz oltu taşı tespiti arkadaşlar. Zincirli ve destende var. Şunlar peki. Da damla kehribarlar. Onları da gösterelim. Özelliği neydi? Bunun özelliği abi şimdi bu fosildir. Bal gibi bir şeydir bu fosil. Bu fosil ilk önce abi toprağa düştüğünde sıvı halindedir. Sonra abi milyonlarca kesene fosilleşip taş haline gelir. Sonra o Rusya'da olsun, Baltık Denizi'nden olsun toplanır. Tesbih halinde yapılır, esnaflara verilir. Kaç lira bu? Abi bunun fiyatı ortalama 3000 lira geliyor. Bak ya. Şöyle küçükleri var abi. Şöyle küçükleri var abi, bunlar 700-650 civarı. Ya senin yaşın kaç? 15 abi. 15 bu kadar bilgiyi nereden biliyorsun değil mi? Vallahi abi işte. Evet arkadaşlar, yani gerçekten arkadaşımız 15 yaşında ama yani 150 yıllık profesörü gibisin bayağı. Tesbihler, fosiller bayağı iyisin. Aynen abi, gelirlerse de tesbih alıp almamaları önemli değil. Bir çayımızı içsinler, kahvemizi içsinler. Aynı zamanda iyi esnaf gelir. Arkadaşlar. Bakın aynı zamanda çok iyi esnaf. Tebrik ediyoruz. Kolay gelsin. Zincirli Bedes'ten 55 numara. Oo, reklamı da yaptı arkadaşlar. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, genç arkadaşımız da gerçekten tespihler konusunda iyi uzman. Evet, başka neler var? Böyle arkadaşlar yine gördüğünüz gibi Gaziantep'in prim işleri, sedef kalkmaları burada. Hoş bulduk. Neyin var abi? Ne satıyorsun sen? Fıstıklar, yeni fıstık çıktı mı? Yok abi daha. Daha çıkmadı, bayramdan sonra evet. Çıkar. Kaç lira fıstıklar? Bu 150 abi, ana çıplak, kendi dalına çıplak. Şöyle... Kaç? 100 lira. Evet abi. Ya niye pahalı bu kadar? Abi fıstık. Yani fıstıklar diyor ki fıstıklar ucuz. Baklavacılar diyor ki fıstık pahalı. Baklavayı pahalıyoruz. Abi fıstık çok pahalı. Yeni mahsul çıkınca düşecek diyorlar. İnşallah yeni çıkınca düşer inşallah. Peki kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sicili ve Destende şeyler de gidiyor. Evet burada yine tohumlar var arkadaşlar.
bakmadan da tohumları alıp ekebilirsiniz. Evet, bugün burada Zincirli Bedesteni gezdik arkadaşlar. Gaziantep'in tarihi, kültürü, güzel bir hikayesi. Özellikle yaz aylarında çok rahatlıkla, kış aylarında gezebilirsiniz. Kapalı bir yer. Sizleri Gaziantep TV'yi beğenmeye, takip etmeye devam edin diyorum.